Rusya, Ukrayna işgalinin ilk gününden bu yana ülkenin kritik tesislerini tehlikeye atan bazı adımlar attı. Ya hedef alıyor santralleri ya da santraller çatışma arasında kalıyor. Bunlar arasında elektrik santralleri de var ama elbette asıl büyük endişe yaratan nükleer santraller. Şimdi bakın Ukrayna'da Çernobil'i saymazsak hani şu anda aktif olmadığı için 4 nükleer santral var ve ülkeye yayılmış durumda 15 reaktör anlamına geliyor bu. Zaporizya nükleer santrali bugün konuştuğumuz Avrupa'nın en büyük nükleer santrali ve dünyadaki 10 büyük santralden de biri. Öyle sıradan bir enerji tesisi değil. 4 Mart'ta da çatışmaların ortasında kalmıştı. Bir saat boyunca yanmıştı ve çatışmalar o kadar kuvvetliydi ki itfaiye müdahale edemedi bir saat boyunca. Bütün dünyayı endişelendirmişti. Sonra kuzeydeki Çernobil'i hatırlayalım. Zaten yakından hatırlıyoruz. Rusya harekata başladıktan sonra 2 Mart'ta Çernobil nükleer santralini de ele geçirmişti. Hatta çalışanlar mahsur kaldı çok uzun süre içinde bir aydan uzun süre. Çernobil başkent Kiev'e 110 kilometre mesafede bir nokta. Pripyat kentinde 1986'daki o büyük faciayla bilinen ve Türkiye'de de acı radyoaktif sonuçları olan bir santral. O tarihten sonra 2000 yılına kadar aktif durumdaydı. Kapatıldı. Aslında santraldeki son durum hiç bilinmiyordu. Reaktörün tamamen devre dışı kalması ve oluşan nükleer sızıntının giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyordu. Ama işte o 4 numaralı reaktör özellikle akıbeti henüz bilinmeyen reaktördü. Tehlikeye girdi. Günlerce izledik ne olacak orada diye. Rus askerleri ele geçirdikten sonra. Sonra yine kuzeyde, kuzeybatıda Rivno var. Rivno Santrali'de ülkenin e, Belarus sınırı yakınında, Varaş kentinde ve faal durumda. E, Rivno'nun hemen biraz güneyinde Himelnitski nükleer santrali var. E, bir diğer Ukrayna'daki faal nükleer santralde yine güneyde, Güney Ukrayna nükleer santrali. E, o da saldırıların çok sıklıkla hedefinde olan Mikolayev kentinde ve burası da riskli bir bölge. Rus güçlerinin saldırıları göz önünde bulundurulduğunda saldırılarda bu santrallerin zarar görmesi riski, böyle bir riskin bölgede yeni felaketlere yol açıp açmayacağı savaşın başından beri tüm dünyanın karşısında duran koca bir soru işareti ve çok korkutucu bir soru işareti. Çünkü böyle bir felaket yaşanması sonuçları sadece Ukrayna'yı, Rusya'yı ya da bölgeyi etkileyen değil çok daha geniş ölçekli bir felaket anlamına gelebilir ve az önceki haberi hatırlayalım. Bugün de Zaporizya santrali topçu saldırılarının hedefi oldu. Düşünün bir nükleer santral topçu saldırısının hedefi oluyor. Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir endişe kaynağı. Devam edelim Ukrayna ile ilgili gelişmelere. Uluslararası Af Örgütü bir rapor hazırladı sahada savaşın gidişatına dair ve raporda Ukrayna'nın savaşta sivilleri tehlikeye attığı, uluslararası hukuku da ihlal ettiği iddiası var. Bugüne kadar batıdan gelen raporlarda bu ithamları daha çok Rusya için duymuştuk ve görmüştük. Ukrayna için ilk kez böyle bir ifade kullanılıyor. Bir uluslararası kuruluşun hazırladığı raporda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski tabii sert tepki gösterdi. Ordusunun uluslararası hukuk ihlaliyle suçlanmasının tolere edilemeyeceğini söyledi. Ukrayna saldırıları sivilleri tehlikeye atarak uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Af Örgütü'nün raporundaki bu ifadeler Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin tepkisini çekti. Zelenski, Af Örgütü'nün raporunu sahte ve propaganda olarak tanımladı. Rusya'nın elini güçlendirdiğini belirtti. Sorumluluğu saldırganın değil, kurbanın sırtına yıkıyorsunuz, bu tolere edilemez ifadelerini kullandı. <laughs> Ülkemize yönelik saldırılar nedensiz ve açıkçası teröristçe. Eğer herhangi biri kurbanla saldırganı aynı sayfaya koyan bir rapor hazırlıyorsa ve kurbanla ilgili veriler analiz edilirken saldırganın yaptıkları yok sayılıyorsa bu tolere edilemez. Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarına yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da raporun adil olmadığını savundu. Af örgütünün raporunda Ukrayna güçlerinin yerleşim yerlerindeki faaliyetlerinde sivilleri tehlikeye attığı iddia edildi. Savunma konumunda olmaları kendilerini uluslararası hukuka saygı göstermekten muaf kılmaz ifadeleri kullanıldı. Ukrayna birliklerinin okul, hastane ve diğer sivil binalarda üstlendikleri belirtildi. İşgalci Rus güçlerinin ise benzer ihlallerde bulunmadığı iddia ediliyor.